Herkese selam. Bugün PC oyuncularının büyük bir sorunu olan hangi gamepad'i tercih edeyim sorusuna güzel bir alternatif olacak MSI GC20 gamepad'i inceleyeceğiz. Genelde bilgisayar oyuncuları klavye ve mouse ikilisiyle oyun oynuyorlar. Bu bir gerçek ama klavye ve mouse ikilisinin yetersiz kaldığı da birçok oyun var. Mesela FIFA gibi ya da analogları kullanmak zorunda olduğunuz başka oyunlar gibi. Yani kısacası gamepad artık her PC oyuncusunun evinde mutlaka olması gereken bir şey haline gelmeye başladı. Biz de dediğimiz gibi bugün MSI GC20'yi inceleyerek Gamepad alma düşünceniz varsa size ek bir seçenek daha sunmuş olacağız. Önce kutu tasarımıyla başlayalım. Ön ve arkalı kutuyu bir gösterelim. Özellikle çift motorlu titreşim kutunun arka tarafında önemli vurgulanmış. Zaten bunların hepsine birazdan sırayla değineceğiz. O zaman kutunun açılışını yapalım. Bakalım GC20'yi şöyle bir ortaya çıkartalım. Ve tüm teknik özelliklerini anlatarak oyun testine kadar gidelim. Evet, kutudan çıkartıyoruz. Bir poşetin daha içine konumlandırılmış gamepad'imiz. Onun yanında kullanım kılavuzunu da göstermiş olalım. GC30 ve GC20 için ortak tek bir tane kullanım kılavuzu var. GC30 modeline de değineceğiz birazdan. Kullanım kılavuzunu kenara bırakalım ve artık gamepad'imize şöyle bir odaklanalım. Gerçekten çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Üzerindeki kırmızı şeritler de harika olmuş. Hemen yan tarafında olan kauçuk madde gözüme çarpıyor. Elimizin kaymaması açısından çok güzel düşünülmüş, güzel de bir yerde konumlanmış. Özellikle RT ve LT tuşlarının hassasiyeti bu Gamepad'te önemli belirtilmiş. MSI 256 seviye olduğunu söylüyor. Böylece yarış oyunu veya RT, LT tuşunun hassasiyetinin önem kazandığı oyunlarda size mutlaka bir avantaj sağlayacaktır. Şunu da belirteyim, gamepad bayağı bir hafif, 212 gram ağırlığı var ve elinizde tuttuğunuzda ağırlığı size hissettirmiyor bile. MSI logosunun olduğu kısımda ayrıca güzel bir renk katmış. Şimdilik gamepad'i kenara bırakalım ve kutu içeriğine bir göz atalım. Gamepad'in ilginç özelliklerinden biri D-pad kısmının değişebiliyor olması. D-pad'i artı şeklinden yuvarlak şekle kolayca getirebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanmak isteyenler için güzel bir alternatif olmuş ve takıp çıkartması da gerçekten çok kolay. Siz çıkartmak istemedikten sonra sökülüp kendi kendine düşmesi gibi bir durum asla söz konusu değil. Böylece artı şeklinde olmasını istemeyenler yuvarlak şeklinde de kullanabiliyorlar. Kablolara bakarsak kutu içinde önce OTG kabloyu görüyoruz. Bu kablo sayesinde Android telefonunuza direkt olarak bağlantı yapabiliyorsunuz. Kablo uzunluğu 30 cm. Daha uzun olması zaten cep telefonla bağlanacak bir aparat olması yüzünden çok da fazla bir anlamı olmazdı diğer kabloysa yani bağlantı kablomuzsa 2 metre uzunluğunda GC20 kablolu bir şekilde PC'ye bağlanıyor dediğimiz gibi. Kablosuz bir gamepad değil. Kablosuz olan modeli de var. O da az önce bahsedeceğimiz, bahsedeceğimizi söylediğimiz GC30 modeli. Ama bizim elimizdeki model dediğimiz gibi direkt olarak PC'ye kablolu şekilde bağlanarak çalışıyor. Bunun aslında şöyle bir güzelliği var. Pille çalışan gamepadler biraz sinir bozucu olabiliyorlar. Çünkü pil olmadık yerde bitip canınızı sıkabiliyor. E bu şekilde herhangi bir pil sorununuz olmadan direkt olarak kabloyu bağlayıp oynuyorsunuz. Gamepad'de böyle her titreşime girdiğinde pil bitiyor diye içinizde cız etmiyor, rahat rahat titreşimi de açmış oluyorsunuz. Orta bölümde ise gördüğünüz gibi 4 tane LED ışık mevcut. Bunlar MSI tuşuna basılı tutarak mod değiştirdiğinizde size hangi modda olduğunuz bildiren ışıklar. Gamepad'in arkasını çevirdiğinizde bu modların neler olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Oynadığınız oyuna ya da kullandığınız cihaza göre mod geçişlerini yapıp o an hangi modda olduğunuzu bu ışıklara bakarak anlayabilirsiniz. E zaten muhtemelen Android cihazlarda kullanma harici bu mod değiştirmeyle de pek işiniz olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Normalde gamepadlerde genelde 1 milyon tuş basış ömrü var fakat MSI bu Gamepad'te 2 milyon tuş basış ömrü olduğunu söylüyor. E bu da tam 2 katı demek yani sağlamlık konusunda da oldukça iddialılar. Gamepad'in dizaynı Xbox kontrolcü şeklinde. Bu PlayStation olup bilgisayarda gamepad kullanmak isteyenleri biraz olsun tedirgin edebilir. Aslında ben de bu tayfadandım. Bende Xbox yok, PlayStation var ve bu dizayn gamepad'lerle nasıl oyun oynarım korkusu bende de vardı. Ama açık söyleyeyim, anında alışıyorsunuz. Hatta daha bile iyi gelebiliyor alıştıktan sonra. O yüzden bu konuda herhangi bir endişe yaşamanıza kesinlikle gerek yok. 10-15 dakika içinde gamepad üzerinde tamamen hakimiyetinizi kurabiliyorsunuz. Birçok farklı oyunda test ettim ve Gamepad'den çok memnun kaldım. Elinizin kayması ya da tuşlara erişim zorluğu veya tuşların basış hissiyatında herhangi bir olumsuzluk bunların hiçbiri yok. Dediğim gibi ağır değil bu yüzden oynarken daha da rahat ediyorsunuz. Titreşimi çok iyi çift motorlu olması güzel bir artısı. Az önce söylediğimiz gibi pilde çalışan bir Gamepad olmadığı için rahat rahat her oyunda titreşimi de açabiliyorsunuz. PlayStation 3'le direkt olarak destek var ama ben PlayStation 4'le de çalıştırdım. Sıkıntısız şekilde oynadım. Yani PS4'te de kullanılabiliyor. Hiçbir sorun olmadan rahat rahat PlayStation 4'e de bağlayarak istediğiniz gibi oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bunun bir de GC30 modeli var. O model kablosuz bağlantı şeklinde çalışıyor. Kendi bataryası var. Pil kullanmıyorsunuz. Şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şekilde kullanmak isteyenler o modeli de seçebilirler. Onu da belirtmiş olalım. GC20'nin şu an İtopya'da ya 169 TL gibi bir fiyatı var. Kampanyalı bir fiyat bu ve bu fiyata cidden kaçmaması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Eğer gamepad ihtiyacınız varsa ve kablolu gamepad istiyorsanız değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. MSI GC20 hakkında merak ettiğiniz sorulara cevap olduğumuzu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.